Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görseli kadar lezzetiyle de beğeninizi kazanacak herkesin çok beğeneceği davet sofralarınıza yaraşacak sebze dolgulu tavuk hazırlayacağız. Yapımı oldukça pratik ve lezzetli bu yemek tarifi için buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Bu yemek tarifi için toplamda 3 adet büyük boy tavuk göğsü kullandım bütün halde olacak şekilde. Ben tavuk pirzola kullanılması taraftarıyım. Kemiksiz tavuk pirzola istediğiniz büyüklükte bulabilirsiniz. bu yemek için daha uygun ve daha lezzetli olacaktır. Evet tavuk etini videoda da gördüğünüz gibi önce ortadan ikiye ayırıyorum ve sonrasında Yine ortadan ikiye bölerek ince bir zemin oluşturuyorum. Düz zeminimizi oluşturduktan sonra hazırlamış olduğum poşetin içerisine tavuk etini yerleştiriyorum ve et döveceği ile istediğim inceliğe ve düz zemin haline gelene kadar açıyorum. Eti açtıktan sonra artık poşetin içerisine yerleştirip hafif darbelerle çok fazla gücümüzü vermeden etimizi dövüp ince bir zemin haline getirebiliriz. Burada ete çok fazla güç uygulamamak gerekiyor ki et parçalanmasın ve sadece incelsin. Eteri yeteri miktarda incelttikten sonra sizlerle birlikte tüm etleri soslayıp bir kaba alıyorum. Etleri derin bir kasenin içerisinde yaklaşık 1 saat kadar dinlendireceğim. Geceden yapıp daha fazla da dinlendirebilirsiniz. Üzerine sıvı yağ döküyorum ve karabiber, tuz öğüttükten sonra etin her yerine bunu yayıyorum ve bütün etlere aynı işlemi uyguluyorum. Etlerin tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra streç film ile üzerine örtüp buzdolabına kaldırıyorum ve bu esnada artık iç harcını hazırlayabilirim. Uygun bir tencerenin içerisine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı, 2 yemek kaşığı ayçiçek yağını aldıktan sonra yağ erir erimez 2 adet ince kıyım piyazlık soğanı da tencereye ilave ediyorum ve yaklaşık 2 dakika kadar bu şekilde rengi solup formu yumuşak hale gelene kadar pişiriyorum. Soğanları pişirirken kapağı kapatmadım. Hafif yumuşaması yeterli. Bakın yumuşamaya başladı. Şimdi içerisine 600 gram kültür mantarını ilave edip yine kapağı açık bir şekilde mantar suyunu salıp tekrar çekene kadar pişiriyorum. Bu esnada ocağın hararetini yükseltiyorum. Yüksek hararette mantarlar pişerken kesinlikle kararmayacak. Evet mantar suyunu saldı ve çekmeye başladı. Bu esnada artık içerisine daha öncesinde yıkayıp ayıklamış olduğum ve ince ince kıydığım 3 bağ ıspanağı da ilave ediyorum. Ispanağın tamamını tencereye aldıktan sonra kapağını kapatıyorum ve orta hararette pişmeye bırakıyorum. 3-4 dakika sonra spanak gördüğünüz gibi formunu kaybetmeye başladı. Bu esnada içerisine bir çay kaşığı acı pul biber, bir çay kaşığı tatlı toz biber, bir çay kaşığı karabiber ve buçuk iki çay kaşığı kadar tuz ilave ettikten sonra tüm malzemeleri güzelce harmanlıyorum. Evet, baharatlar ve tuz tamamen ıspanağı yayıldı. Şimdi kapağı kapatıyorum ve suyunu tamamen çekene kadar pişirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz üzere suyunu artık çekti. Artık bu esnada içerisine bir paket krema ilave ediyorum. Tadını, tuzunu, içine ekleyeceğiniz baharat ve malzemeleri tamamen damak tadınıza göre uyarlayabilirsiniz. Dilerseniz krema kullanmayıp, içerisine mantar kullanmayıp, kapya biber ve bol havuçla da bu iç harcını hazırlayabilirsiniz. İç harcını bu şekilde 2 dakika kadar pişirdikten sonra ocağın altını kapattım ve sizlerle birlikte hızlıca artık tavuk dolgularını hazırlamaya başlıyorum. Yağ, tuz ve biberi biraz daha elimle yaydıktan sonra küçük bir kasenin içerisine tavuğu yerleştiriyorum ve bolca içine sığacak kadar iç harcından yerleştirdikten sonra üzerine sıkıca kapatıp bir tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Bu yemeği hazırlamak oldukça kolay, hızlıca hepsini hazırladım. Son tavuğu da yine sizlerle hazırladıktan sonra artık sosun yapım aşamasına geçiyorum. Yemeğin sosu için uygun bir tencerenin içerisine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağını aldıktan sonra yağ erir erimez içerisine 1 yemek kaşığı dolusu karışık salça ilave ediyorum ve salçayı 2-3 dakika boyunca kavuruyorum. Kavrulan salçanın üzerine 1 su bardağı dolusu 200 milimlik bardak ölçüsüyle sıcak su ilave ediyorum ve içine damak tadıma göre tuz ilavesi yaptıktan sonra sosu kaynamaya bırakıyorum. Sosu kaynamaya bırakmışken hemen fırını 180 derece alt üst fanlı şekilde ısıtmaya başladım ve sos kaynamaya başladı. Bu sosu artık tavukların üzerinde gezdirebiliriz. Lütfen sosu dökerken her bir tavuğun üzerine gelmesine dikkat edelim. Evet Artık sosumuzu da döktüğümüze göre yağlı kağıdı musluk altında ıslatıp bu hale getirdikten sonra yemeğimizin üstünü güzelce kapatabiliriz. Evet, yemeğin üzerine sıkıca kapattım. Şimdi önceden ısıtmış olduğum fırına yemeği veriyorum ve yaklaşık 35 dakika boyunca üzeri kapalı bir şekilde pişiriyorum. 35 dakikanın sonunda artık tavukları kontrol edebiliriz. Neredeyse pişmek üzereler. Şimdi tavukların üzerine açıyorum. Üstü iyice kızarıp renk alana kadar bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Ortalama yine bir 20-25 dakika kadar bu şekilde pişmeye devam ediyor. Evet, 20 dakika boyunca üstleri tamamen kızardı. Şimdi üzerlerine çok az kaşar rendesi ilave ediyorum. Dilerseniz kaşar rendesi ilave etmek zorunda değilsiniz. Kaşar peynirleri eriyene kadar ve kızarana kadar tekrar fırınlıyorum ve kaşar peynirleri eridikten sonra artık fırından çıkartıp sizlerle birlikte servis ediyorum. Yemeğin servis aşamasında ve yanında tüketirken oldukça lezzetini arttırdığı için patates püresi kullandım fakat videoyu uzatmamak adına videoda bundan bahsetmedim. Eğer yapmak isteyen olursa açıklamalar kısmına bütün malzeme listesini ekliyor olacağım. Patates pürelerinin üzerinde yemeği servis ediyorum ve hazırlamış olduğumuz tepside bulunan sostan bolca üzerine döktükten sonra üstünü dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Görsel güzellik ve lezzet katması için maydanoz ve çeri domates ilave ettikten sonra yemeğin pişmişliğini sizlerle birlikte kontrol ediyorum. Yemeğin içini daha öncesinde pişirmiştik. Dışı da gayet güzel bir şekilde pişti. Tabii ki tavuk göğsü olduğu için biraz kuru bir et. Eğer tavuk pürzola bulursanız daha da lezzetli hale gelecektir. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.